Canlar, ne haber? geçen gün dedim ki acaba bir seferliğine Recep İvedik'i doğrudan kestane yapmak yerine normalde filmleri değerlendirdiğim kriterlere göre değerlendirsem ne olur? Gelin sonuçlara hep birlikte bakalım ama uyarmadı demeyin. Filmi ciddiye alıp eleştireceğim için videoda Şahan'ın politik geçmişinden filmin verdiği mesajın tutarlılığına kadar her şeye değineceğim. Bir Recep İvedik filmi için bu kadar ciddiyet fazla diyecekseniz sizi neden efsane veya neden kestane serimize davet ediyorum. Film Recep İvedik'e 900 lira elektrik faturası gelmesiyle başlıyor. Film ilk andan itibaren yarı politik bir tavra gireceğini bu fatura sahnesiyle kanıtlıyor. Şahan sadece Recep'in faturadan şikayet ettiği bir iki sahneyle muhalif bir duruş sergilememiş. Filmin içinde çok sayıda cesur diyebileceğimiz cesur gönderme de var. Örneğin Recep faturadan şikayet ederken ampulü kapatalım bir daha da açmayalım tarzı doğrudan göndermeler de mevcuttu. Burada bir parantez açıp Şahan'ın politik geçmişine değinmek istiyorum. Canlar, ben oyuncuların, influencerların, müzisyenlerin, kısaca ünlülerin politik duruşunu dörde ayırıyorum. Birinci grupta en baştan politik eleştirilerden kaçınmayan kişiler var ki kendimi buraya dahil ediyorum. İkinci grupta Şahan Gökbakar gibi belli bir süre apolitik duruş sergileyen ardından politik eleştirilere katılan kişiler var ki yanlış anlaşılmasın. Üçüncü grupta başta farklı bir yönde politik duruş sergilerken akıntıya karşı yüzmekten yorulup yüzdüğü yönü değiştiren kişiler var. Dördüncü grupta ise en başından beri politik duruş sergileyen ancak bu politik duruşu belli bir fikir ya da ideoloji etrafında değil de tek yönde sergileyen kişiler var. Ben kendi adıma ilk iki grupta yer alan isimlere oldukça saygı duyuyorum ve şu anki politik duruşlarını samimi buluyorum. Bu açıdan Şahan'ın özellikle son 2-3 yıldır net bir politik duruş sergilemesi bana samimi geliyor ama filmin politik eleştirileri pek de iç açıcı değil. Sadece bilgi birikimi çok 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 az olan insanların anlayabileceği göndermelere yer verilmiş. Serinin genel kitlesini düşünecek olursak da bu anlaşılabilir bir durum. Gerçi hakkını yemeyeyim. Bir iki tane fena olmayan dokundurma da vardı filmde. Örneğin yasa dışı işler yaptığı ortaya çıkan şirketin müdürü tutuklanırken şirket sahibinin helikopterle oradan uzaklaşması fena olmayan bir göndermeydi. Gelelim işin mizah boyutuna. Maalesef mizah konusunda seri bir arpa boyu yol kat edememiş. Gerçi muhtemelen Şahan'ın da öyle bir niyeti yok. Kalitesiz mizahın çok daha fazla tuttuğunu biliyor ve diyor ki ne gerek var daha fazla uğraşmaya? Onunla bu konuda empati yapabiliyorum çünkü her geçen gün içeriklerine benim belki onda birim kadar emek harcamayan kanalın benim muhtemelen hiç ulaşamayacağım rakamlarda abonelere ulaştığını görüyorum ve inanın her gün sorguluyorum. Acaba kaliteli içeriği salıp boş iş pompalasam mı diye. Sonra yok senin planların daha büyük diyerek avutuyorum kendimi. Ama bu şekilde kendini avutmak istemeyenleri de anlarım en nihayetinde. Film boyunca toplam 2, maksimum 3 kez güldüm ancak salon için aynısını söyleyemem. Salondaki hemen hemen herkes hemen her şakaya benzeyen şeye güldü. İnanın her seferinde bıkmadan usanmadan filmi bırakıp sağımdaki solumdaki insanları inceledim. Bu sahneye bu kadar çok gülmek için nasıl biri olmak lazım acaba diye gözlem yaptım elimden geldiğince. Filmi izlerken kahkahalara boğulduğum tek bir an oldu ama sebep bir espri değil bir tespitti. İzninizle onun hikayesini de anlatmak istiyorum. Eminim birçoğunuzun hoşuna gidecektir. Filmde bir muhtar tiplemesi var. Bu muhtar en başından beri köyü yıkıp yerine otel yapmak isteyen şirkete yardım ve yataklık ediyor. Her türlü hileyi hurdayı yapıyor. Yani bildiğiniz şirketin adamı. Şirketten rüşvet falan da alıyor. Her pisliği yapıyor kısacası. Derken filmin sonlarına doğru şirketin patronu buna da ihanet ediyor. Başta bir komisyon konusunda anlaşmışlar. Ama komisyonu vermek yerine patron buna hakaret ederek kovuyor. Köpek çekiyor buna. Bu da sinirlenip gider ayak şirketin bilgilerini çalıyor ve Recep İvedik'le takımına veriyor bu bilgileri. Buna soruyorlar. Sen neden böyle bir şey yapıyorsun ki? Hani onların tarafındaydın falan diyorlar. Bu da durumu anlatıyor. Bana laf ettiler, hakkımı yediler, gururuma yediremedim. Sonra dedim ki düşmanımın düşmanı dostumdur. Ben de size yardım etmeye karar verdim. Bu o kadar komik bir şey değil. Ama o an salonda bir önüme oturan çok önemli bir televizyon kanalında çalışan çok önemli biri sadece 2-3 sıra yakınındakilerin duyabileceği şekilde bu muhtar Davutoğlu'nu temsil ediyor dedi ve biz salonun kalanından bağımsız bir şekilde 30-35 kadar insan kahkaha atmaya başladık. Adamın bunu şaka olsun diye söylemediği çok belliydi. Bir anlığına ağzından kaçtı bu cümle. Bu durumu çok daha komik yaptı. Bu tespitin üzerine konmak gibi bir niyetim olmadığı için filmden sonra beyefendiye adını sordum videoda söylemek için. Ancak sonradan bu durumdan dolayı sorun yaşayabileceği aklıma geldi. Sonuçta hem önemli bir kanalda çalışıyor üstelik önemli bir konumda. Zaten ensesinde boza pişiriyorlardır diyerek ismini söylememeye karar verdim. Eğer bana bir şekilde ulaşırsa seve seve tespitin sahibini sabit yoruma eklerim. Videonun başında bu film her ne kadar bir Recep İvedik incelemesi olsa da adam yerine koyup ona göre değerlendireceğime söz vermiştim. Bu nedenle devamlılık yönünden de seriyi ele almak istiyorum.
Film bir iki yerde devamlılığa dikkat etmiş. Örneğin Recep İvedik karakterine 900 lira elektrik faturası gelince bunu nasıl ödeyeyim, benim gelirim 400 lira diyor. Bu miktar zamanında kuzeniyle yaptığı pazarlığın sonucu aldığı miktardı. Buna dikkat edilmesi hem devamlılık hem de geçmişe gönderme açısından iyi düşünülmüş detaylardı ama film yer yer bazı filmleri komple yok saymış. Mesela Recep İvedik karakteri henüz bir iki film önce Survivor'ı kazandı ama yolda yürüyen bir kişi bile Recep İvedik'i tanımıyor. Survivor'ı bir kere bile izlememiş biri olarak ben bile biliyorum bazı şampiyonları. Recep karakterini köylü çok hızlı bir şekilde kabul ediyor. Bu da garipsediğim detaylardandı. Filmde çok sığ şekilde işlenen toplumsal mesajlar da vardı. İşte erkek egemen değildir, kadının da söz hakkı vardır diyen pek çok sahne vardı filmde ama bu sahneler aşırı derecede sığ şekilde işlenmişti ki bu da aslında filmin kitlesi göz önünde bulundurulacak olursa anlaşılabilir bir detay. Çünkü biraz daha kompleks bir şekilde hikayeye yer verse filmi izleyenlerin onda dokuzu zaten anlamayacak. Tabii bir de politik doğruculuk yapacağız derken işin bokunun çıkarıldığı sahneler de var. Mesela köydeki kadınlardan biri kocasının ondan habersiz tarlaları satacağını öğrendiğinde kadın "Tarlaların yarısı bizim, satamaz habersiz" deyip sinirleniyor. Sonra baltasını kaptığı gibi kocasının yanına koşuyor ve bu filmde mizah malzemesi olarak kullanılmış. Ama bir de olayı tersten düşünün. Adamın "karım benden izinsiz iş yaptı" diye baltayı alıp karısının yanına koştuğunu düşünün. Böyle düşünmek insanı çok irrite ediyor değil mi? Gerçi bu tarz detaylar beynini kullanmayı sevenlerin sorunları. O yüzden genel izleyicinin alkış tutup geçeceğinden şüphem yok. Tıpkı filmi galada benimle beraber izleyen onlarca ünlünün, onlarca gazetecinin, onlarca kendine film eleştirmeni diyen kişilerin yaptığı gibi. Uzun lafı kısası, eğer hiçbir şeye kafa yormayı sevmiyorsanız film tam size göre. Eğer genelde saksıyı çalıştırmayı seviyorsanız ve arada bir şalteri kapatıp aktivite yapmayı seviyorsanız film idare eder. Beyninizi sürekli aktif olarak tutup sürekli en ufak şeylerde bile gözlem yapmaya çalışıp kendinizi geliştirmek istiyorsanız o zaman bu filmi izlemek çok büyük bir hata olur. Normalde son cümleleri daha agresif şekilde söyleyebilirdim ama ne gerek var ki şimdi mahkemeyle uğraşmaya, değil mi? Her cumartesi 15.15'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi ki varsınız.